Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında batan mülteci teknesinden kayıplar hala aranıyor. Çalışmalar sürerken akıllarda önemli bir soru var. O facia neden yaşandı? Tekne kendi kendine mi battı, yoksa insan kaçakçıları tarafından batırıldı mı? Teknede yaklaşık 150 mülteci vardı. Cenazeler ve kurtarılanlar Türkiye'de. Kayıplar için Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği ve diğer yardım ekipleri çalışıyor. Suriyelileri taşıyan mülteci teknesi işte burada battı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tam ortasında. Kuzey Kıbrıs'tan 30 kilometre, Türkiye'den 36 kilometre açıktaydı. Tekne saat 05:37'de SOS mesajı göndermişti. Makine dairesinin su almaya başladığı bildirilmişti. O sırada bölgede hava şartları normaldi. Mültecilerin hayatlarının çoğu zaman insan kaçakçılarının insafına kaldığı sır değil.